Herkese selamlar dostlar. 29 ve 30 Mart 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle videomuzda bir rolling yapıyoruz, onu belirtelim. Rolling 2 olarak yapmıştık, başarılı olmuştu. Rolling 3 olarak devam edeceğiz bu videomuzda. Şimdiden sizlerden güzel like ve yorumlarınızı bekliyorum. Güzel enerjilerinizle yorumlara bekliyorum bilginize. Başlayalım isterseniz. Bildiğiniz üzere Mart ayı bitiyor. Nisan ayı gruplarına geçeceğiz biz de, katı Telegram gruplarına. Ve güzel bir maç skoru yarışması yaparaktan kapatmak istedim. Anadolu Efes kaç sayı atar diye sizlere sordum. Bilen herkesi Nisan ayı gruplarına alacağım. Anadolu Efes'in maçı Bologna ile birlikte 30'unda oynanacak mücadele. Sizce Anadolu Efes kaç sayı atar? Yani bilen herkesi alacağım için Nisan ayı gruplarına güzel bir başlangıç yapalım dedim. Farklı hesaplarınızdan da girip yazabilirsiniz arkadaşlar, bilginize. Geçtim bunu. Bir de katı Telegram gruplarımız dediğim gibi Perşembe günü öğlen saat 12'de yenilenecekler. Her ay olduğu gibi bu ay da yenileyeceğiz. Hafta sonuna gelmeden yenilemek istedim ben. Çünkü hafta sonu bülten yoğun, bu işlerle uğraşmak istemiyoruz. Perşembe gününden Nisan için katı Telegram gruplarımızı yenileyeceğiz bilginize. Geçtim bunu da. Yüksek misli'de neler yaptık? Son verdiğim iki tane yüksek misli'de aynı şekilde başarılı oldu. Dünden önce Macaristan-Bulgaristan mücadelesi vardı. Dedim ki Macaristan hiçbir maç oynamadı. Tam kadro sahada olacak. Bulgaristan'ı da yenecek dedim. 3-0 zaten rahat bir galibiyet aldı. İlk yarıdan işi bitirdi. Ona 1250 TL gibi bir miktar önerdim Macaristan mücadelesine. Anadolu Efes-Milano mücadelesi de dündü. Dün Efes'in kazanmaktan başka hiçbir çaresi yoktu. Ana kombinime de koydum. Yüksek misli de verdim zaten Anadolu Efes'e. Anadolu Efes'e de ben yine de dedim ki aile içinde bir kavga vardı. 500 TL önerdim. O da geldi. Başarılı bir şekilde çıktık buradan da. Geçtim diğerine. Şu an güncel kasayı söyleyeyim arkadaşlar. Toplamda 36 tane yüksek misli verildi Mart ayında. Ve bu 36 yüksek mislinin tam 30 tanesi başarıyla sonuçlandı. Ve güncel Mart ayı kasamız şu an net kar bu. 6072 TL. Benim dediğim miktarlarda oynayan biri şu an kasasını tam tamına 6072 TL net bir karla kapattı. Hatta devam ediyoruz. Bugün de vereceğim. Bakalım kasamızda bu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi yüksek mislinin amacı zaten yüksek, en güvendiğim maçlara yüksek basaraktan da oranı düşük de olsa karları biriktirmek bu şekilde. 36 Mayıs'ta 30 tane de yakalamışız. Muazzam başarı. Canlı odasında da dün aynı şekilde canlılarımız vardı. Bazı ülkelerin hazırlık maçları var. Milli takımın maçı vardı, ona canlı aldık. Anadolu Efes'in maçları vardı, ona canlı aldık. Her türlü canlı olaraktan da devam. Canlı olaraktan da güzel kazanç elde ettiğimizi biliyoruz. Şu an grubumuzda 372 tane birey var. Bu bireylerin hepsi ben memnun olduklarını düşünüyorum. Çünkü son dönemlerde gerçekten son bir haftalık 10 günlük süreçte neredeyse zarar ettiğimiz gün yoktur, öyle söyleyeyim. Çok güzel kazançlar elde ederekten de devam ettiğimizi belirtelim. Geçelim isterseniz videoya. Sizlerden ricam, bakın. Sabah erken kalkamadım. Biraz geç oldu. Saat öğlen 12'ye gelecek video yayınlandığı zaman. Alarm kurdum da oranlar açılmadı. Yani oranlar açılsa ben daha erken çekecektim bu videoyu. Olympiakos maçına ben burada rolling yapmayı düşünüyorum. Oranlar açık değil. Sizlerden ricam like'larınızı şöyle basverin, o butona like'lar gelsin. Rize maçıyla başlayalım. Şimdi bu Rize maçı yani playoff yarışında çok önemli bir yarış ve şöyle söyleyeyim, Rize'nin bir tane maç eksiği var diğerlerine oranla. Samsun mesela 28 maç oynamışken Rize'nin bir tane maç eksiği var. Onu belirtelim. 49 puanı var. İkinci olma şansı var mı? Var. O yüzden ben açıkçası kontrollü bir Rize olacağını düşünüyorum. Bu mücadelede mücadele genelinde çok fazla gol çıkacağını düşünmüyorum. Fakat bunun oranı çok fazla yok. Şöyle bir oran var. 3.5 altına burada 1.27 gibi oran açmışlar. Ben mücadelede 4 golün çıkmasını beklemiyorum. Şu sebeple Rize'nin kontrollü oyunu olacaktır. Yani şöyle yanına bir 60 falan koyabilirsiniz. Mücadele genelinde 3.5 altını şöyle bir 27 oran açmışlar. Avrupa'da bu bir 40 vardır. Avrupa'da 3.5 alt olarak alabilirsiniz. Fakat dediğim gibi Rize'nin hani burada kazanma şansı var. Kazanma şansı kazanma şansından ziyade şöyle söyleyeyim. Kazanmak için belirli bir yerden sonra risk alacaktır. İlk yarıyı kontrollü oynayacaktır. İkinci yarıda bir gol atıp arkasına yaslanacaktır ki Rizespor zaten kendi evinde çok gol yiyen takımlardan en az gol yiyen takım, öyle söyleyeyim ben size Rizespor'u. Oradan da 3.5 altında bir de burada yüksek oranıyla birlikte 2.45 gibi oranını vereceğim. İsteyenler maç sonu 1 de yapabilir. Fakat ben zaten mücadele günde 3.5 alt bekliyorum. Sisteme atacaklar da burada 3.5 altında 1 olarak öneririm arkadaşlar. Bol şanslar. Olympiakos'la Asfel mücadelesi. Bu benim rolling mücadelem. Videonun sonunda da rolling'i zaten göstereceğim. Olympiakos son mücadelesinde yenildi. Olympiakos'ta Cannon bu maçta olmayacak. Onun dışında herhangi önemli bir eksiklik yok. Onu belirtelim.
O da önemli. Canon'da çizgi dışından isabetleri bulan bir basketçi. Fakat eksik. Ama onun dışında Vezenkov, Sulukas gibi isimler Olympiakos tarafında tam kadro. Asvel'e baktığımız zaman da Asvel'in en önemli oyuncusu Dekolo arkadaşlar. Dekolo'yu Fenerbahçe Beko'dan da zaten tanıyanlar mutlaka vardır. Dekolo maçta yok ve Olympiakos son maçında mağlup oldu. Kendi evinde oynayacak ve bu sezon aralıksız yani diğer takımlarda bir kenara koyuyorum. Olympiakos'u bir kenara koyuyorum gerçekten. Benim gözümde şampiyon Olympiakos olacak gibi geliyor. Bakalım belli de olmaz. Olympiakos'un ben kendi evinde atacağı 84 sayıyı bekleyelim diyorum. Ev sahibi 83.5 üst var. Şöyle 1.41 gibi oran açmışlar. Bunu da rolik mücadelem yapmak istiyorum. Olympiakos bence burada 84 sayı atar. Asvel'in en önemli oyuncusu yokken, Olympiakos'un son maçını kaybetmişken ve arkadan da bir Real Madrid gelirken birinci bitirmek varken buradan Olympiakos bence Asvel'e 84 sayı atacak gibi geliyor bana. Pardon, diğer mücadelemizi atladık. Real Madrid ile Fenerbahçe Beko mücadelesi. Real Madrid ile Fenerbahçe ile oynayacak burada. Fenerbahçe biraz dengesiz yani. Son mücadelesinde ben kazandı da terletti beni. Ev sahibi önermiştim o mücadelede. Rolling yapmıştık hatırlarsanız. Rolling 2 olaraktan da. Ama terletti. Yani Wilbekin olmayışı, Karates'in de formsuzluğu takımı biraz sıkıntıya sokuyor. Ben burada Real Madrid tarafındayım. Şöyle Real Madrid tarafındayım. İlk yarıyı bir Real Madrid galibiyeti tamamlayabilir. Real Madrid zaten zirveye oynuyor. Sergio Llull bu maçta olmayacak sanırım. Eksikleri var. Birkaç tane daha önemli eksiği var da. Fenerbahçe'de Wilbekin yok. Karates de yani formsuz açıkçası. O yüzden burada ilk yarıdan bir alırım ben. Çünkü zaten pota altında neydi o demin adı ya? Tavares. Lan düşünüyorum gelmiyor. Tavares zaten hem reboundları, hücum reboundlarını hem de kendi reboundlarını aldığı için Fenerbahçe'nin işi zor. İlk yarıdan biri öneririm sizlere. Ayın 30'una geçiyorum. 30'unda dediğim gibi 3 tane mücadelem var. Anadolu Efes kaç sayı atar? Bunun maç skorunu sizlere sorduk. Bilen herkesi Nisan ayı gruplarımıza dahil edeceğiz. Sakarya ile Eyüpspor maçıyla başlayalım. Güzel bir mücadele olacaktır. Eyüpspor'da dediğim gibi zirveye oynayan takımlardan bir tanesi. İkinci bitirme şansı var. Rize vesaire derken orada bir savaş var. Mücadele zor bir mücadele. O yüzden ben bu mücadeleden biraz kaçtım ve yüksek orana gittim. Her iki takımdan da gol atma ihtimali bence var. Ama ben şöyle orana gittim. Dünkü Türkiye mücadelesi gibi olabilir. Yani KG vereceğime dedim ki 2-3 gol veririm. Gelirse yüksek orandan kazanırım. Kaybedersem de yüksek orandan oynadığım için çok da üzülmem diye düşünüyorum. Burada 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum. Mücadelenin 1-1'i var. Biri atarsa 2-0'ı da var mesela. Eyüpspor'un 2-0'ı da var bence. Ama 1-1'i de var. O yüzden burada 2-3 gol almak en mantıklı. 1.79 gibi orandan mücadele genelinde toplam gol aralığı 2-3 gol olarak düşünüyorum 30 Mart için. Anadolu Efes ile Bologna mücadelesi. Anadolu Efes son mücadelesinde yüksek misli yaptım. Evinde oynadı. Yaklaşık 20 sayı 30 sayı fark attı Milano'ya. Efes tarafında arkadaşlar kavga vardı. Hatta açıklama yapmıştım size. Will Clyburn'un açıklaması vardı. Ailede kavga varsa kimse kazanamaz şeklinde. Fakat o sorun çözülmüş. Dün sahada özlediğimiz Efes'i gördük açıkçası. Ya takım oyununu sonuna kadar sergileyen, savunmada bir olmuş bir Efes takımı vardı. Bologna ile oynayacaklar burada. Efes'in bir çıkma şansı var mı? Var. İlk maçı da kazandı. Şurada bakın, şurada bir ihtimalimiz var. Yani bir 8. olabilirsek güzel olacak. Oran henüz daha açılmamış. Fakat ben burada Anadolu Efes'in sizlere direkt öneririm. Ev sahibinin atacağı direkt sayıdır üst. Yani ev sahibi 82-83 açacaklardır zaten muhtemelen burada. Yani 82-83 bandında Efes sayı atar. 84 de atar bu arada. 84 açarsa çekinmeden onu da alın diyorum sizlere. Barcelona ile Alba Berlin mücadelesi. Alba Berlin ligin dibine demir atmış takımlardan bir tanesi. Son maçları çok sayılı geçiyor. Çünkü savunmayı çok fazla yapmıyorlar. Basketboldan şu an keyif alaraktan da oynuyorlar. Skor üretiyorlar. Savunmayı çok yapmıyorlar. Barcelona oynayacaklar burada. Barcelona'ya bir oran yoktur. Ama ben Alba Berlin'in de maçın içine girmesini bekliyorum. O yüzden mücadele genelde üst olarak değerlendiriyorum. 157-160 bandında bir açılabilir. Bunu tam tahmin edemiyorum çünkü. Alba Berlin son formu yüksek olduğundan dolayı biraz yüksek açılabilir. Fakat mücadele genelinde ben üste gitmesini bekliyorum. Toplamda 6 maçım vardı. İdealden yüksek oranlardan bahsettim. Ekrana Rolling 3 gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar kasamız 214 TL idi. 100 TL ile başladık. 214 TL oldu. 1.41 orana tekrardan oynadık. Olympiakos'un dediğim gibi kendi evinde 84 sayı atmasını bekliyorum. Asfel'in en önemli oyuncusu yok. Olympiakos'un sadece bir eksik var. Son maçını yenilmiş bir Olympiakos var. Liderliği ele vermek istemeyen bir Olympiakos var. Burada Olympiakos'un atacağı 84 sayıyı aldım. İdealden
rollingimizi devam ettirelim. Tebrik ediyorum. Videoyu like ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Bol şanslar. Bay bay.